Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 3-10 Eylül haftası kova burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Bakalım bu hafta kahve falınızda neler çıkacak? Sizleri falınıza göre neler bekliyor? Şöyle bir genelleme olacak tabii ki bireysel olmadığı için ama şöyle bir haftanız var arkadaşlar. Görüyorsunuz. İlişkiler diyeceğim önce. Pazartesi günü bir kişiye karşı tamamlanmama etkiniz var. Karşınızdaki kişi üstünüze gelir konuşmalar yapabilir. Burada ailenizden bir birey, eşiniz ya da partneriniz olabilir. Bu kişiyle sanki bir konuşma yapmak istiyorsunuz fakat yetersizlik var karşınızdaki kişide. Hani bir şeyi iki kere söylemek durumunda kalabilirsiniz. Sizi anlamama, anladığı konularda üstünüze gelme. O yüzden bir geri çekilme durumunuz olabilir. Pazartesi bir mevzu var. O mevzuyu böyle düzgün bir dille anlatmaya çalışıyorsunuz ama karşınızdaki kişi anlamak istemeyecek. Beklentilisiniz, çıkışları olabilir. Benim bir derdim, sıkıntım var diyorum. Bunu siz hiç de sıkıntı olarak görmüyorsunuz. O yüzden de aslında siz de beklentili olarak çıkıyorsunuz. Bu konu ya da mevzunuz ne ise pazartesi günü, 5'ine kadar bu kişi bu konuyu ya da sorunu sizden destek alarak çözecek arkadaşlar. Bir kere bu bir. İkincisi, bir kişiyi sanki önünüze böyle koymuşsunuz sürer gibi. Hadi diyorsunuz birisine devam. Hadi. Gene pazartesiye yakın mı? Pazartesi, salı. Hadi. Eline böyle bir şeyleri almış, koştura koştura bir yere gitmeye çalışıyor. Siz de arkasından onu ittirerek yola gidiyorsunuz. Yani yol belki okul çocuk bu ama böyle gidiyor, gelişinde şey var, sıkıntılı. Siz iki kademede konuşma yapıyorsunuz, tekrardan onu süreceksiniz öne. Burada kafanız böyle şişmiş, yeter artık modundasınız ama yolunu açacaksınız, rahatlayacak. Zaten hane içerisinde pazartesi ve salı bazı konular var ama bunlar çok büyük meseleler değil. Salı, çarşamba, hatta perşembe günü rahatlamış, biraz sezgilerinizi kullanarak dur bakalım ne olacak dediğiniz bir mevzu da var. Bir anahtar var kafanızda, hanenizle ya da bir malınızla alakalı. Siz esas perşembe günü bu konularda bir görüşme ya da konuşma yapacaksınız. Burada karşınızda çift kişi var. İki kişi var. İki kişi sanki bir olmuş. Size bir şeyleri söylemeye çalışıyorlar. Elinizde bir hançer var. Yani aslında bu kişilerden önceki konuşmalarınızda ya da yapılan konuşmalarda bir sıkıntı yaşamışsınız. Tekrardan bu konuşmayı yapacaksınız. Yalnız bunlar yılan gibi dönene dolana önünüze çıkan kişiler olarak görünüyor. Kafanızdaki anahtar, yani bir kapı açma da olabilir ama neyse bu konu, bu kişilerin engeliyle karşılaşabilirsiniz. Aşarsınız çünkü yukarıdan desteğiniz var. Yani zaten aslında burada ilahi adalet diyeyim ben size. Döne dolana önünüze düşüyorlar ama siz onları geçersiniz bu hafta. Onlar da arkanızda kalır. Onu pazar günü. Nereye gitmek istiyorsunuz arkadaşlar? Çok güzel bir görsel çıkmış. İletişimin yoğun olduğu, çevrenin, çevredeki insanların da olacağı bir görsel var. Burada bir yerlere gideceksiniz. Sevgili olarak değerlendirecek olursam denksiniz aslında. Konuşmalarda birbirine yakın ve keyif alacağınız süreçler var. Eşler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Hatta sabah ufak tefek böyle mırlaşmalar olabilir ama öğleden sonranız çok temiz. Haneye gelen güzel bir haber var. Bir iletişime geçeceğiniz bir kişiyle konuşma yapacaksınız ve keyif alacaksınız bu konuşmadan. Hatta bir işiyle alakalı olabilir o kişinin. Sonrasına baktığım zaman... Nasıl bir hafta beni bekliyor düşüncesi nedir arkadaşlar ya? Pazar günü akşamı görseliniz var. Görselde şöyle çıkıyorsunuz. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Nasıl geçecek bu hafta ya düşüncesi var. Direkt böyle karartmışsınız. Kafanızdan böyle bir karartı aşağıya kadar uzanmış. Önünüzde böyle biraz böyle üzgün, hov, gene pazartesi geldi der gibi bir pazar gecesini yaşayabilirsiniz. Burada genelleme yapacak olursam güzel bir hafta sizi bekliyor. Beklenti içinde olduğunuz konularda aslında yukarıdan destek çok var, yaradandan destek var, özellikle perşembeden sonra. Aile içerisinde yaşamış olduğunuz konular pazar günü de aktif olabilir ama çözülemeyecek konular değil, denk olduğunuz görünüyor. Karşınızdaki kişinin içinde midesine oturmuş bir balık, bir para mevzusu var. Belki de o açılacak. İşiyle alakalı bazı konuları eş ya da sevginizle konuşabilirsiniz. Görselleri var. Peki burada neler var? İş konuları diyelim. Gözlük görseli var. Görmeye çalıştığınız bir şey var. Pazartesi, salı, çarşamba bir şeyleri gözlemleyeceksiniz. Karar veremiyorsunuz. Havada kalmışsınız sanki. Hani bu böyle mi olur, şöyle mi olur? Böyle mi olur, şöyle mi olur dediniz. Çok rahatsınız ama bu takıldığınız, görmeye çalıştığınız şey neyse onu görmek için uğraşacaksınız. Çarşambadan itibaren bu görmeye çalıştığınız konuda önünüzde iki kişi durmuş.
araya bir kişi girmiş. Ondan ona, ondan ona konuşmalar var. Şimdi bir kişiyle konuşmaya çalışıyorsunuz. Araya bir kişi giriyor. Ötelenebilir ya da aracılık yapan bir kişiyle siz istediğiniz mevzuyla alakalı bu kişiyi önünüzden çıkarmaya çalışabilirsiniz. Hemen onun arkasında bir kişi daha var. Gene bir aracı var. Aracılı konuşmalar var. Birileri size bazı konularda destek vermeye çalışacak ya da birisiyle konuşmak isteyeceksiniz de odanıza mı buyur ediyor gibi bir durum var ya. Yani burada nasıl diyelim bunu? Siz buradasınız. Bu karşınızdaki kişi kafayı dikmiş bir konuda ama bu yardımcı olan kişi de onun tarafından birisi. Hani sizden birileri bir şey mi isteyecek acaba diye düşünüyorum. Ve aracı koyacaklar sizden istediklerini almak için. Sonrasındaki gün gene aynı şekilde siz diyorsunuz ki hayır bir şeye. Gene bir aracı girmiş araya sizi ikna etmeye çalışacak. Sonrasında da bu kişi karşınıza geçmiş, iğne oyası gibi bir şey var. Sizi bir iğne oyası gibi bir deliğin içerisinden geçirmeye çalışıyorlar. Siz hayır diyeceksiniz yalnız. Size kabul ettirilmeye çalışılacak bir şey olacak arkadaşlar iş ve para konularında. Ama mesafelisiniz. Yani yok hayır diyeceğiniz. Bir kandırmaya mı çalışıyorlar? Alabere dalavere vardı size onu böyle güzel güzel anlatmaya mı çalışıyorlar? Çünkü devamlı peşinizde olan bir ara bulucu var. Bir de ana kişi var. Bunlar böyle hep size bir şeyleri empoze etmeye çalışacaklar. Ayın 9'una kadar neredeyse bu konularla uğraşacaksınız. Yani cumartesi gününe kadar. Ve burada siz kestirip atarsınız. Sizden ne bekleniyor, ne isteniyorsa yalnız fevri bir tavrınız var sizin burada. Hayır diyeceksiniz bir şeye. Yani başında aslında böyle biraz olur mu acaba dediğiniz bir konuya hayır diyorsunuz arkadaşlar. Direkt kestirip atacağınız bir mevzu yaşayacaksınız. Görseller bu şekilde. Hafta sonunuz rahat zaten burada. Buradan bakalım neler çıkacak. Güzel bir hafta olacak. Keyifli bir hafta olacak. Bazı işler ya da bazı konularla uğraşacaksınız. Genel hatlarıyla aile hayatınız daha rahat. İş konularıyla alakalı bu size yapışan kimse, sizden beklenti içinde olan, onunla biraz uğraşabilirsiniz. Burada bakın bir kişi ve iki çocuk var karşısında. Çok temizler. Hiç kafanıza takmayın. Gayet güzel, keyifli bir yolları var. İş konularıyla alakalı bu üstünüzde binen, size baskı yapan kim? Başınızın etini yiyen bir kişi. Onunla uğraşıyorsunuz. Sizin ayakta durmanıza engel oluyor. Yani sizin yapmanız gerekeni böyle dimdik ayakta yapabilirim diyorsunuz ama öyle bir üstünüze iş yükü yığacak ki bu kişiyle uğraşıyorsunuz. Bir de bu var buradan görsel olarak. Genel hatlarıyla güzel bir hafta. Çocuklar konusu gayet iyi. Zaten siz bir şeyleri başlatmak isteyeceksiniz. Kafanız karışık ama gayet güzel başlayacak görselleri var. Burada iki kız çocuk olarak çıkmış. Gene söyleyeyim, söylemede olmasın. Arkadan gelen de bir erkek çocuk var. Aile ev arası sıkışıp kalma görselleri de var ama bu pazartesi, salı ve çarşamba belki düşüncesel olarak, belki yapılması gerekenlerle alakalı zaman zaman sıkıntıları böyle dengede tutmaya çalışabilirsiniz ama çok büyük sıkıntılarınız yok. Sözünüzü bu aslında. Siyahlar sıkıntı, beyazlar aydınlık. Güzel bir haftanız var. Keyifli olacağını düşünüyorum. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz bol görünüyor. Bu hafta da bu şekilde diyelim arkadaşlar. Kahve falınız bu şekildeydi. Umarım güzel dediğim her şey önünüze düşer. Aşmanız, yapmanız gereken tüm zorlukları bu hafta bitirirsiniz. Ondan sonraki hafta bir şey bırakmazsınız inşallah diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tabii ki çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımları ile alakalı 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bugünlük ve bu haftalık bu kadar diyelim. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.